Evet, hem İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz hem de yeniden Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz efendim. Bu oturumun son sunumunu ben yapacağım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanayileşme hamlesini anlatacağım. Süreyi uygun kullanmak için temel olarak iki başlığa değineceğim. Ama öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugüne kadar kahramanlık destanıyla tanıdık. Muhterem hocamın bizim önümüze koymuş olduğu büyük projeler sayesinde aslında Gazi Mustafa Kemal'in sadece İstiklal Savaşı'nı veren ve bir bağımsız devlet kuran bir kahraman olmadığını, bununla beraber büyük bir kalkınma destanını yazan insan olduğunu da öğrendik. Hem de öyle ki, öyle paralellikler şu anda kurabiliyoruz ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu çığırın aslında devam edemediği dönemlerde ülkemizin neler kaybettiğini ve bugün yeniden o kalkınma hamlesini, o süreci yakalayabileceğimiz ufukları Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in evrensel bir sistemle bütün insanlığa nasıl sunduğunu görüyoruz. Bakınız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için ekonomi milli ekonomidir. Yani Mustafa Kemal Atatürk ekonomiyi tarif ettiği dönemde 1923'te kendi dilinden bazı burada cümleler var, vereceğim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o tarihlerde dünya literatürüne kazandırdığı iki temel şey vardır. Bunlardan bir tanesi makro ekonomidir. Bir diğeri de kalkınma ekonomisidir. O tarihlerde bu konuyu bilen kimse yoktu ve ekonomi literatüründe bu deyimler yoktu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk iktisadı tarif ederken milli iktisadı tarif ediyor ve diyor ki bugüne kadar bu milletin elinde olmayan ve yabancı unsurların elinde bulunan bütün ekonomik güçlerin milli olarak bizim vatandaşımızın eline geçmesi olarak tarif ediyor. Bir diğer konu, Atatürk'ün daha sonra devletçilik olarak yorumlanan ama maalesef kendinden sonra yanlış bir forma büründürülen ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal buyuruyor ki, herhalde devletin siyasi ve fikri hususlarda olduğu gibi ekonomik işlerde de düzenleyiciliğini ilke olarak kabul etmek gerekmektedir diyor. Yani devlet ekonomiye müdahale etmelidir diyor. O tarihlerde ekonomide böyle bir görüş yok. Ta 1929'da, yani Atatürk'ün bu sözleri söylediğinden 6 yıl sonra dünya büyük ekonomik buhrana giriyor ve o tarihte Keynes çıkıyor, diyor ki evet, devlet ekonomiye müdahale etmelidir. Ama Adam Smith'le Keynes'in modeli bu tür bir müdahaleyi kamu borçlanması şeklinde yapma şeklinde üretiyor ve bütün dünyayı büyük bir bataklığın içerisine sürüklüyor. İşte bu makus talihi değiştiren, bu yanlış yorumu ortada kaldıran cümle, büyük prensip Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelinde ortaya çıkıyor. Devlet mutlaka dengeleyici bir unsur olarak ekonomiye müdahale etmelidir. Tüketimle üretim arasındaki dengeyi kurmak devletin vazifesidir diyor. Kim? Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Yani Gazi Mustafa Kemal'in o günkü görüşüyle Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in dünya literatürüne evrensel bir görüş olarak sunduğu milli ekonomi modeli aynı kaynakta, aynı doğrultudadır. Yani Gazi Mustafa Kemal'in milli ekonomi modeli de Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modeli de aynı görüşte, aynı doğrultuda ve aynı kaynaktan beslenmektedir. ...46 tane büyük işletme kuruluyor, 86 milyon altın borç ödenirken. Ve bunu yaparken çok enteresandır, ilk kurulan 20 sanayi kuruluşunun
Sadece bir tanesi Şişe Cam İstanbul'da kuruluyor. Kalanlarının tamamını Anadolu'ya kuruyor. Yıllardan beri, yüzyıllardan beri ihmal edilmiş olan Anadolu'ya sahip çıkıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yine ilk kalkınma planı hazırlanıyor. O zamanın deyimiyle 5 yıllık sanayileşme planı. Maalesef 1938'den sonra ikinci plan devreye giremiyor. İşte o tarihten beri Gazi Mustafa Kemal'in yuvarlamış olduğu o büyük kar topu tekrar durdurulmuştur. Neler yapıldı? Çok enteresan. İki tane büyük temel iş vardır sanayileşmede. Biri Sümerbank'ın kurulmasıdır. Biri de MTA'nın yani Etibank'ın kurulmasıdır. Çok enteresandır. İlk bütçenin içerisinde, kalkınma bütçesinde %50'si Sümerbank'a ayrılmış, %27'si de maden tetkik aramaya ayrılmış. Onun devamında da bir konu daha var. Teknik eğitime bütçeden büyük bir yer ayırmış. Çünkü yetişmiş insan gücü sanayileşmenin, kalkınmanın temel unsurudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda da çok ciddi bir adım atmıştır. 1934'e kadar hiç kimsenin olmadığı bir ülkede 4000 kişi, 38'de bu 4000 kişiyi 16.750 yetişmiş teknik elemana çıkarmış. 50 bin kişi orta öğretime 1934'e kadar yetiştirmiş, 104 bin kişiye 4 yılda çıkarmış. Büyük bir eğitim hamlesini de, teknik eğitim hamlesini de gerçekleştirmiş. Devletçilik konusunda bazıları çok farklı yorumlar yapıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk için. Bazıları onun görüşlerini sosyalizmden kaynaklı olduğunu söylüyor. Bazıları da ısrarla liberalizmden etkilendiğini söylüyor. Şimdi her ikisini de çürüten temel bazı şeyleri söyleyeceğim. Bir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi dilinden bunu tarif ediyor. Türkiye'nin tatbik ettiği sistem 19. asırdan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdüğü fikirlerden alınmış bir tercüme model değildir diyor. Yine bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye'ye has bir sistemdir. Onun için burada bizim yapmış olduğumuz ferdi girişimleri destekleme ve teşvikler kesinlikle liberalizmle de örtüşmemektedir diyor. Evet, Gazi Mustafa Kemal bu ilk adımı attı. Liberalizm de değildi, sosyalizm de değildi. Ama bunu devam ettirip bunu entelektüel bir sisteme oturtan ve evrensel bir ekonomi görüşü haline getiren insan Profesör Doktor Haydar Başbey olmuştur. Şimdi dikkat ederseniz 29'dan sonra bir atılım var. Bunun sebebini söyleyelim. Çünkü Lozan Anlaşması'nda bize şunu dayattılar. 16 yıl, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Ağustos 1928'e kadar 1 Eylül 1916'da hangi gümrük şartları varsa onun uygulanması Lozan'da imza altına alınmıştı. Onun için Gazi Mustafa Kemal kendi ekonomik modelindeki 3 yaptırımdan birini gerçekleştiremiyordu. Yapma, yaptırma ve caydırma. Ekonominin temel şeylerinden biri budur. Kendiniz yapacaksınız devlet olarak. Profesör Doktor Haydar Başbey diyor ya, stratejik sektörler devletin elinde olması lazım. Onun yatırımları yönetmesi lazım. 2, yaptırma, girişimciyi desteklemek gerekiyor. Yine milli ekonomi modelinde girişimciye proje karşılığı açık destekler bunu söylüyor. İşte üçüncüsü de caydırmadır. Gümrükler bunun için vardır. Başkasının bu konulara girmesini veya sömürmesini engellemektir. Bu tarihe kadar, 1928'e kadar Lozan'da gümrükle ilgili bir engelleme vardı. O tarihten sonra birdenbire Atatürk bu üçüncü unsuru da devreye koymuş ve atılım, kalkınma büyük bir hızla yürümüştür. Tam bu noktada şunu söyleyelim. Hani bize çıkıp 2023'e kadar Lozan'ın gizli maddesi var, madenlerinizi kullanamazsınız diyorlar ya. Yalan tam burada gizli. Çünkü burada gümrüklerle ilgili bir madde var. Ve Atatürk bu maddeye, bu yasaya uymuş, attığı imzanın arkasında durmuş. O zamana kadar gümrükleri yükseltmemiş. Ama MTA'yı kurmuş.
Etibank'ı da kurmuş. Kuruluş tarihi ne zaman? Bunların kuruluş tarihi arkadaşlar hem Sümer Bank'ın hem MTA'nın 14 Haziran 1935 2804 sayılı kanun. Ve ondan sonra en büyük gelişmeyi kaydeden şirketlerden bir tanesi. Bir sürü madenimizi yabancılardan satın almış. Yetmedi, yeni madenler açmış, işletmeye koymuş. Eğer Lozan'da böyle bir madde olsaydı bunları hayata geçiremezdi. Demek ki aslında bu gizli madde Lozan'da değil. Son dönemde madenlerimizi kimler yabancılara verdiyse gizli madde oradadır. Onlar bunun altını imza atmışlardır. Yeniden MTA gibi, Sümer Bank gibi dünyaya mal olmuş kalkınma modellerini hayata geçirebiliriz. Bunun tiyoları önümüzde, bunun laboratuvar uygulamaları dünyada. Yani artık Hoca Atatürk'le yeni bir çağ açabiliriz. Profesör Doktor Haydar Baş'la yeni kalkınma hamlemizi hayata geçirebiliriz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, aynı zamanda ikinci oturumumuz sona ermiştir. Hepinize saygılar sunuyorum.